litresi olan bir tencerenin içine suyu koydum. 7-8 tane, belki daha bile fazla karabiber, ki benimki böyle renkli, kırmızısı var, siyahı var, beyazı var, öyle biber ekliyorsunuz. Sonra bir tane soğanı alıp şu şekilde ortadan ikiye, ondan sonra da dörde kesip direkt olarak onu da şu suyun içerisine ekliyorsunuz. Kerevizler var. Bir tanesini aldım bu şekilde. Onu da içerisine atıyorum. Çok lezzet verecek. Bütün tarif için aşağı yukarı 5 ya da 6 tane piliç bagete ihtiyacınız var. Alıyorsunuz. Şu şekilde suyun içerisine bırakıyorsunuz. Ondan sonra da kapağını kapatıp bu arkadaşlar iyice pişsin diye bekliyorsunuz. Artık istediğim seviyeye doğru yaklaştılar diye tahmin ediyorum. Bakalım. Kemikten ayrılır vaziyete kadar gelmiş bu arkadaşlar. Dinlendirelim. Olağanüstü lezzetli bir su var burada. Bu suyu da dediğim gibi süzüp son derece güzel bir pilav yaparken kullanabileceğiniz gibi bu yapacağım tiritin sosu olarak da kullanabilirsiniz. Yani bir salçalı sos yapacağım ben bu tirite. Onun sosuna normal içme suyuyla salçayı açmak yerine bu suyla açarsanız çok çok daha lezzetli olur tahmin edeceğiniz gibi. Şimdi şu tavukları kenara çıkarttım. Burada bunlar birazcık soğusun. Bunun altını da kapatayım. Şöyle dursun. Yapacağım tavuk tiridinin pidesini burada hafiften tereyağı da çevireceğim. Elde kalan pideleri değerlendirmenin çok yani becerikli yollarından bir tanesi de bu tarif. Çünkü bunda hafif bayatlamış pideyi çok rahat kullanabilirsiniz. Öncelikle şöyle kalın küpler olacak vaziyette doğrayarak işe başlayayım. Tavuğun içine birazcık tereyağı ekleyeceğim. Şimdi şöyle bunu, bu sizin kendi arzunuza göre yapacağınız bir modelleme. Eğer pideleri şöyle güzelce hakkıyla yağlamak istiyorsanız 3-4 kaşık kadar tereyağı ekleyeceksiniz ki pideler bu yağın içerisinde keyifli ve lezzetli bir şekilde hafiften çıtırlaşsın. İlk yapacağım şey tava aldığı kadar pideyi içerisine atmak ve burada güzel güzel bunları böyle birazcık tereyağla beraber canlandırmak. Olduğu kadar küçük küçük didikledim. Bak, ekmekleri yakmadan böyle iyice bir çıtırlaştırmak gerçekten güzel bir sonuç almanızı sağlıyor. Pideyi önce şöyle tabağın içerisine alıyorum. Güzel bir taban yapıyorum her şeyin başında. Şöyle bir sos tenceresi koyayım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Bir tane irice boy, ince doğranmış soğanı ilave edip yeni her zaman olduğu gibi soğanı böyle birazcık kavurarak işe başlıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar böyle bolca ama tepeleme bir domates salçası ilave edelim. Salçayı da soğanla birlikte güzelce kavuralım istiyorum. Altını birazcık açayım şöyle. Alıp biraz şöyle salçanızı bu suyla hafifçe açmanızı isteyeceğim sizden. Şöyle mesela bir karıştıralım. Zaten kendisi şu anda baz olarak süper lezzetli. Benim elimde domates püresi var. Ketçap değil bu, karıştırmayın ama eğer yoksa bu sizde, yani şey de koyabilirsiniz içine böyle 2-3 tane domatesi küp küp doğrayıp koyup ondan sonra böyle yoğunlaştırabilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Tuz, karabiber, kuru kekik, kuru nane, mükemmel bir baz olacak bu. Birazcık tuz ekledim. Biraz karabiber. Bir avuç kadar kuru nane, bir avuç kadar kuru kekik. Karıştırıp tıkırdatayım. Tavuğu iyice didikledim gördüğünüz gibi. Böyle bir derin kasenin içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı kadar haşlanmış nohut ilavem var. Şuradaki lezzetli tavuk suyundan. Hem birazcık canlandıracak bunu, hem birazcık nemlendirecek, hem de tavuğun öz suyunu yeniden tavukla bir araya gelmesini sağlayacak. Şöyle birazcık canlandırdım gördüğünüz gibi. Bunun da her bir aşamada tuz ve karabiber serpiyorum. Birazcık tuz.
birazcık karabiber. Farklı baharatlar kullanmak isterseniz lütfen bana yazın. Instagram'daki Arda Türkmen sayfasından sarımsaklı yoğurt üstüne attık mı işlem tamam. Ben şöyle yapacağım. Bunun üstüne birazcık domates sos. Onun üstüne birazcık yoğurt sos. Onun üstüne de burada hazırladığım tavuklu tirit. Ondan sonra da işlem tamam. Arzu ediyorsanız üstüne de bir parça da ekstra yağ yakarsınız ama her şeyde bolca yağ var. Ona da çok gerek kalmayabilir.